evraklar önünüze düşüyor. İlgisine göre kişi ya da kurum ya da alt bilim sevklerini yapıyorsunuz. Birim sevk sorumlusu diye biliyorum ben ama size nasıl geçiyor bilmiyorum. Yani gelen evrakların havalesini yapıp kimi ilgilendiriyorsa dağıtımını yapan kişi. Tek bir arkadaşım yapıyor onu, siz. O zaman böyle yazı zamanı hatırlarsınız 20 yıla göre. İşte önceden biz yazardık, bilgisayardan çıktılar alırdık, paraflardık, imzalardık. O daha önce biliyorsunuz işte manuel yazılar yazardık, manuel imzalar atardık. 2014 yılında bir resmi yazışma hareketi süre yayınlandı. Konusu geldikçe iki yönetmelik arasındaki farkı da değineceğim. Aslında en temel fark şu, bu yönetmelik de aslında artık tüm yazışmaların EBS üzerinde, yani dijital ortamda olması asıl, esas olan bu. Sanırım bir EBS programı kullanıyoruz. Yani EBS programı bizde işte otomatik bir kısım şeyleri kendi oluşturuyor, bizim önümüze koyuyor. Dolayısıyla biz hani bir resmi yazışmanın tüm sürecini kendimiz yapmıyoruz. Anekdot olsun diye anlatıyorum. Şimdi benim yazı buradan gitmiş, bir memur arkadaşım üstünde kalmış. Ben üniversitenin talebi ekledir, belediyenin talebi ekledir. Burada genel bir amaç belirlemekle beraber birazdan bakacağız. Asıl olan tüm evrakların elektronik ortamda yapılması, üretilmesi, saklanması arkadaşlar. Olarak üretilen dil dizgesidir. Şimdi bildirişim bağlamında ne demek? Öne çıkan kavramlar, biçim, anlatım, noktalama özelliği. Metni oluştururken nelere dikkat ediyoruz peki? Metnin kendi içerisinde anlamlı, tutarlı, yani sunulan bilgiler birbiriyle çelişmeli. Ayrıca sebep-sonuç ilişkisi olmalı. Yani bir cümle diğer cümleye geçince tutarlı bir ilişki olurken aynı zamanda metinleri seçmemiz gerekiyor. Çünkü burada en önemli özelliklerden birisi de anlatımın açık ve anlaşılır olması. Sözlüğünü açtığında en azından orada o kelimenin karşılığını görebilmeli. Yani bu da demek oluyor ki örneğin kullandığı günlük yaşamdaki o dili yazı diline yansıtmalı. Temelini bulmak konusunda zorlanabiliriz. O yüzden daha öz, net cümleler daha o yüzden kolay anlaşılır olur. Dil kullanımının resmi yazılarda uygun olmasını bekliyoruz. Yazım noktalama kuralları da yine metin içerisinde en önemli olan hususlardan birisi. Şimdi resmi metinlerde özellikle nelere dikkat edilmesi gerekiyor diye baktığımızda bizim ilk olarak biçime bakmamız gerekiyor. Şimdi ben daha anlatım metin kısmından bahsedeceğim ama biçim kısmına baktığımızda resmi metinlerde de diğer metinlerde olduğu gibi iki yana yaslı. Yani mesela sola yaslı unutuluyor bazen metinler. Sağ tarafta şu şekilde böyle girintili çıkıntılı gözüküyor. Bu şekilde de iki yana yaslı olmalı. Paragrafların her biri bir paragraf başı girişiyle içeriden başlamalı ve paragraflar arasında satır boşluğu olmamalıdır. Yani her bir satır başıyla başlayan paragraf birbirini takip etmelidir. Şimdi